Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 34. kez kapılarını açtı. Modern tasarımlar, son moda mobilyalar İnegöl'den dünyaya açılıyor. Mobilyanın başkenti İnegöl'de mobilya üreticileri bir kez daha dünya vitrinine çıkıyor. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı bu yıl 34. kez ziyaretçilere kapısını açtı. Fuarın en büyük beklentisi ise mobilya sektöründe ihracatın arttırılması. 25 bin metrekareye sahip fuar alanımız, 3 bin metrekare portatif alanla birlikte bu sene itibariyle 28 bin metrekarede sunuma açılmıştır. Fuarımıza İnegöl'de üretim yapan 181 firmamız iştirak etmektedir. Mode fuarıyla mobilya firmaları hem ürünlerini tanıtma hem de yabancı müşterilerle birebir görüşme şansı bulacak. Yaklaşık olarak 8 senedir katılıyoruz. Expo fuarıdır kendisi. Expo fuarında tabii ki ihracat hedefimiz. Yaklaşık olarak %20-25 gibi bu fuarın İnegöl'de ihracata katkısı var. İlk gününde yabancı akınla uğrayan fuara ilgi yoğun oldu. Fuarın açılışına Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da katıldı. Müezzinoğlu, İnegöl'de mobilya sektörü için yeni hedefler koydu. Mobilya ve dekorasyon fuarımızın, inanıyorum ki İnegöl'ümüzün vizyonuna gelecekte çok daha önemli katkıları ve çok daha önemli çıkış yollarını üreteceği bir fuar olacaktır. Dünyanın en iyi tasarımcılarını artık İnegöl'ü bekleyin. Evet. Bu hayali, bu ideali olan bir milletin mensupları olacağız. Dünyaya yön veren ülke olacağız diyen Sağlık Bakanı, 1 Kasım seçimlerinden sonra uçmaya hazırız diye konuştu. Bizim görevimiz sorun üretmek değil, bizim görevimiz sorun çözmek de değil. Tabii ki ondan kaçmıyoruz. Bizim görevimiz gelecek hedefleri planlamaktır. Ön açmaktır, kapı aralamaktır, milletin önündeki engelleri kaldırarak onun yürümekse yürüyüşüne, koşmaksa koşmasına, uçmaksa uçmasına destek olmak, sahip çıkmak, omuz vermek, güç vermektir. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.